Merhabalar sevgili tenis severler. Wimbledon 4. günde eski bir numara diyeceğim artık çünkü Sharapova 1. oldu. Azarenka Poprandi ile karşılaşacak. Azarenka için tekrardan 1 numarayı geri almak için Wimbledon'da bir şans var tabii ki ama Sharapova şu anki formundayken biraz zor gözüküyor. Bu nedenle Azarenka'nın biraz çıtayı yükseltmesi gerekiyor. O da bunun farkında ki çok sağlam bir başlangıç yaptı. İlk turda Falcone'yi 6-1 6-4 ile geçmişti. Biraz yine o maçı canlı bir şekilde takip ettim. İkinci sette zorlanır gibi oldu Azarenka ama tekrardan vitesi artırıp maçı bitirmeyi başardı. Burada da Poprandi onu çok zorlayabilecek bir oyuncu değil. Zaten Çim Kort kariyeri çok geniş bir oyuncu değil. Sadece bir geçen sene yarı final görmüştü. Clijsters gibi Clijsters ve birkaç önemli oyuncuyu da eleyerek yarı final görmüştü. Hertogen boşta. Ama bu sene bayağı formsuz. Burada da ilk turda her ne kadar bir Begu'yu geçti ki o da tecrübesi bir oyuncu. Geçmiş olsa da orada ben pek bir değer biçemiyorum buna. Çünkü karşısında bu sefer Azarenka olacak. Azarenka da Roland Garros'ta erken elenmişti. Sırf bu nedenle zaten birinciliği kaybetti. Dördüncü turda elenmişti. Burada artık en kötü bir yarı final görmesi gerekiyor. O da bunun birincinde. Ve vitesi artırması gereken zamanlar geldi. Burada çok rahat bir karşılaşma bekliyorum. Bahis olarak baktığımızda Azarenka -6.5 oyun handikapı burada değerlendirilebilir. Çünkü Azarenka 2-0 gibi bahislerin pek oran bakımından bir değeri yok. Çok düşük kalıyorlar. Bu yüzden tercihimizi bu yönde kullanalım diyorum. Herkese iyi seyirler ve bol şanslar.